Dün yurtdışı piyasalara genel olarak olumlu bir görünüm hakimdi. Avrupa endeksleri günü yükselişle tamamladı. Güne primli başlayan Amerika endeksleri ise gün içinde negatif alana geçseler de seansı hafif primli tamamladılar. Dow Jones endeksinde %1.34 yükselen enerji en güçlü sektör olurken %2.07 gerileyen ham maddeler yükselişi sınırladı. S&P 500'de de %1.74 primle enerji sektörü öne çıktı. %0.94 gerileyen ham madde sektörü burada da en çok değer kaybeden sektör oldu. Günün ilk yarısını satıcılı geçiren İngiltere FTSE 100 endeksi, kapanışa doğru gelen alımlarla seansı %0.39 primle tamamladı. Enerji %2.24, gayrimenkul %1.23 primle en güçlü sektörler olarak dikkat çekti. Tercihe dayalı tüketimse yükselişi sınırlayan sektör oldu. Açılışta kaydedilen ani yükselişin ardından Almanya DAX endeksi gün boyu yatay artı bir seyir izledi. Gayrimenkul %0.82, tercihli tüketim %0.68 primle en çok değer kazanan sektörler olurken %0.8 gerileyen altyapı en zayıf sektör olarak göze çarptı. Dün yayınlanan Fed 5 kitapta yer alan açıklamalara göre Amerika ekonomisi Nisan başından Mayıs sonuna kadar önceki döneme kıyasla bir miktar daha hızlı oranda ılımlı büyüme kaydetti son raporlama döneminden bu yana genel olarak fiyat baskısının arttığına değinildi. Satış fiyatları orta derecede artarken girdi maliyetleri daha hızlı artış gösterdi. Ekonomik verilerde Nisan ayında Almanya perakende satışları yıllık bazda %10.1 beklentiye karşın %4.4 artış gösterdi. Aylık bazda ise %2.5 beklentisinin üzerinde %5.5 gerileme açıklandı. Amerika'da MBA mortgage başvuruları ise %4 geriledi. Bugünkü ekonomik veri açıklamaları arasında Çin, Euro bölgesi, İngiltere ve Amerika'da hizmet PMI verileri dikkat çekiyor. Buna ek olarak Amerika'da özel sektör istihdam değişimi, haftalık işsizlik başvurularıyla ISM hizmet verileri takip edilecek. Euro dolarda son iki haftadır hakim olan 1.2150 ile 1.2250 bandı dün de geçerli oldu. Euro alımlarıyla seansa başlanırken Avrupa açılışı öncesi 1.2225'te gün içi zirve görüldü. Dolar endeksine gelen alımlar ve endeksin 9250'ye yükselmesi sonrası Euro dolar 1.2165'e çekilirken Amerika açılışı sonrası Amerikan tahvil getirilerinin aşağı gelmesiyle ibre tekrar dolar zayıflığına döndü ve parite günü 1.2205 seviyesinde noktaladı. Amerikan hazine tahvilleri Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi Darbant'ta işlem görmeye devam ediyor. Asya açılışında satış görerek %1.62 seviyesine genişleyen 10 yıllık tahviller, günün kalanında alım görerek %1.59 seviyesinde kapanış yaptı. Son dönemde tahvil alım hızına sıkça değinen Fed üyelerine, dün Philadelphia Fed Başkanı Harker'da eklendi ve Ted'in tapering'e aniden başlamayacağına tekrar vurgu yaptı. Türk Hazine Euro tahvilleri yaz aylarında faiz indirimine gidilebileceğine dair mesajlar sonrası güne satıcılı başladı. Satışlar daha çok yakın vadelerde yoğunlaşırken orta ve uzun vade nispeten güçlü kaldı. 5 yıl vadede getiriler 6 bas puan artarak %5.25 seviyesine genişledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun erken faiz indirimi beklentisine girilmemesi yönünde beyanı sonrası kıymetler tekrar alım gördü. Seans sonunda getiriler düne kıyasla yatay kalırken sabah açılışta 410 bas puanın üzerine çıkan 5 yıllık risk primi kapanışı 405 seviyesinde gerçekleştirdi. Şirket kıymetlerinde seyir hazine kıymetlerine kıyasla daha olumlu oldu. Kısa tarafta getiri arayışında olan lokaller ve daha uzun tarafta zayıf likidite fiyatları destekledi. Satıcılar daha çok 2026 bölgesinde yoğunlaşsa da getiri seviyelerinde önemli değişim olmadı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.